TV izleyicileri, yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Evet, 2 Mayıs'tan beri neredeyse bir aya yakın bir süredir suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatları, itirafları ve ithamlarıyla belirlenen bir gündemle yaşıyoruz. Ve tabii ki Peker'in itirafları, ifşaatları aslında AK Parti içerisinde, saray iktidarı içerisinde yaşanan iç savaşı da ortaya çıkardı. Onun ortalığa dökülmesine yol açtı. Tabii sadece Erdoğan iktidarının kendi iç çatışmalarını ortaya çıkarmadı bu. Aynı zamanda 1990'lı yıllarda Kürt Savaşı nedeniyle mafya ile iç içe giren devlet olma anlayışının da bir daha tekrar tartışılmasını gündeme getirdi. Şimdi 2 Mayıs'tan bu yana 7 video doldurup yayınlayan Sedat Peker ki bunu uzun süre yandaş medyada görmedik, bazıları tamamen yok saydı. Ama oysa izlenmesi kimine göre 50 milyonu, kimine göre 100 milyonu geçen bir etki yarattı toplumda da. Ve şimdi pazar günü yapacağı 8. videoya gözler çevrilmiş vaziyette. Bu haftanın öne çıkan bir başka konusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'in üzerinden bütün muhalefeti tehdit eden tavrıydı. Yani Rize'de bir provokasyon yapıldı Meral Akşener'e ve Erdoğan da bu provokasyondan yani övgüyle hatta teşvikle söz etti ve bu anlamda Erdoğan önümüzdeki seçim sürecinde nasıl olacağını ortaya koydu. Artık bir seçim terörü estirileceğine ilişkin ciddi ipuçları, hatta Erdoğan'ın itiraf var. Bunları tartışacağız bu hafta. Ve tabii ki başka bir ortaya çıkan gerçek de şu ki Sedat Peker 2014 sonu 2015 başından itibaren Erdoğan iktidarı için korku iklimi yaratarak bu iktidarın sürmesini sağlayan aparatlardan biri olduğu da çok net biçimde bütün bu tartışmalar arasında ortaya çıktı. Evet, bu ayrıntıları tartışacağız. Artık her şeye başlıyoruz. Stüdyoda Artı TV programcısı Erk Acerer, hoş geldin Erk. Hoş bulduk abi. Bu ilk bölümde Art TV yazarları Koray Düzgören, İnci Hekimoğlu ve Eser Karakaş da bizlerle birlikte olacak. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Evet, valla tam da nereden başlasak diyeceğimiz bir noktadayız. Yani o kadar karma karışık bir hafta geçirdik ki, o kadar da çatışmalı bir süreç giderek tırmandı ki. İsterseniz iktidardaki başlayan Sedat Peker'in açıklamalarıyla ortaya çıkan iç savaşla başlayalım. Aslında alttan alta süren bir gruplaşma, bir çatışma ortamı vardı. Bir rant bölüşümünde anlaşmazlıklar da vardı. Ancak Sedat Peker'in açıklamalarıyla bu anlaşmazlıklar ortalığa tamamen saçılmaya başladı ve daha çok da saçılacak. Koray, ne diyorsun şimdi bu açıklamalarla birlikte? Nasıl bir Türkiye, nasıl bir iktidar olma anlayışı çıktı karşımıza? Şimdi tamamen şu çıktı ortaya, tam bir mafyoza bir iktidarla baş başa Türkiye. Bütün kirli çamaşırlar, yaptıkları işler ortaya döküldü. Aslında bir ayna vazifesi yaptı Sedat Peker 7 videosuyla. Ama işin ilginç tarafı bu, bir takım iddialarda, ifşaatlarda bulunurken, hatta itiraflarda, çünkü birçok olayında bizzat faili kendisi, evet, itiraflarda bulunurken iktidardan aşağı yukarı, işte demin sen de söyledin, bir aya yakın bir süredir ses seda çıkmadı. Bir ay boyunca bu iktidar sustu. Bu bütün şeylere, ithamlara karşı. Ama sadece susmakla kalmadı. Bu konuda harekete geçmesi gerektiği halde, yani hem yargıyı harekete geçirmesi hem de işte idari olarak harekete geçirmesi gerekirken hiçbir şekilde hareket etmedi, hiçbir tavır almadı. Aslında bunlar son derece çarpıcı şeyler, yani başlı başına. Ve neden sonra işte en son Habertürk'teki Soylu'nun önce TRT'de sonra da Habertürk'te yaptığı ve işte karşısında kendisini dinleyen gazetecilere hitaben ve işte soru sormayan gazeteci arkadaşlarımıza hitaben yaptığı programda Sedat Peker'in iddialarına cevap vermek gerekçesiyle başladı. Ya da o amaçla bu programı yaptı ama ona cevap vermek yerine daha ziyade mesaj vermeye, iktidara, saray yönetimine ve değişik kesimlere mesaj vermekle yetindi. Ve bu mesajını da verdi. Yani çünkü
programa katılan gazetecilerin de pasifliğiyle, belki de şaşkınlığıyla, onlar belki beklemiyorlardı ama böyle bir şey beklemeleri gerekiyordu. Bunu yapamadılar, soru da soramadılar ve bakanın bir takım iddialarına, ileri sürdüğü bir takım gerçek olmayan, doğru olmayan bir takım şeylere, laflara karşı anında karşılık veremediler. Yani hem pasif kaldılar hem de yeterince hazırlanmamalarından kaynaklanan bir yetersizlik vardı. Bir pasiflik durumu vardı maalesef. Soylu'ya çok geniş bir alan açmış oldular. Neyse, bu belki bunda konuşuruz ama bu işin gazetecilikle ilgili tarafı. Ama gayet güzel bu programı kullandı Soylu ve mesajlarını verdi. Mesajlar neydi? Çok önemli mesajlar verdi. İddialara cevap vermek yerine mesaj verdi. Bir kere programın başında yarım saat kadar bir değerlendirme yaptı. O değerlendirme 2015'ten bu tarafa doğru. 2015 çok önemli bir nokta zaten yakın geçmişimizde. 2015'te işte 7 Haziran 2015'teki seçimler çok önemliydi ve orada AKP iktidarı çoğunluğu kaybetti. Ve ondan sonra olanları biliyoruz. 1 Kasım'a kadar geçen süreç çok kanlı oldu. Patlamalar, cinayetler vesaire, işte yüzlerce insan öldürüldü, hayatını kaybetti. Ve karanlıkta kalan birçok konu var, nokta var orada. O süreci ele aldı ciddi bir şekilde ve o süreçle ilgili çok şey bildiğini ima etti ve şunu demek istedi. Yani Erdoğan'ı, iktidarı o süreçten ben kurtardım ve evet, işte 1 Kasım sürecine getirdim ve iktidarın tekrardan güçlenmesini ben sağladım demeye getirdi. O çok önemli. Bir de lafların arasında 17-25 Aralık'a da atıf yaptı ve oradaki işte zamanın geçmişteki İçişleri Bakanı'na işte para sayma makinelerine filan atıfta bulundu ki bu neredeyse tabu olan bir şey. Yani o günlerden sonra biliyoruz ki iktidar büyük bir hışımla bu olayın, bu hırsızlık ve rüşvet olayının iktidarı sallayan ya da sallaması gereken bu olayın işte konuşmaların, tape edilmiş konuşmaların vesaire ortadan kaldırmak için, izlerini silmek için çok büyük bir operasyon yaptı, biliyoruz hepimiz. Bir sürü insan tutuklandı, cezalandırıldı ve şimdi neredeyse bu operasyondan, yani 17-25 Aralık operasyonundan bahsetmek tabu halinde ama ülkenin İçişleri Bakanı, bakıyoruz, bu tabudan söz ediyor. Bu Erdoğan'a bir tehdit miydi? Tabii ki bir şeydi, bir mesajdı, bir tehditti. Yani ben üç şey söyledi aslında. Ben uzatmak istemiyorum lafı. Bir, üç mesaj verdi. Bir, 17-25 Aralık mesajı verdi. Ben bu konuları biliyorum, gerekirse açarım. İki, 7 Haziran 1 Kasım sürecini verdi. Ben bu konuyla ilgili çok şey biliyorum ve sizi kurtaran benim. Öyle demeye getirdi adam. Yani evet, neredeyse sizi kurtaran benim demeye getirdi. Ve üçüncüsü de Sedat Peker'in bir AKP'li milletvekiline verdiği rüşvet meselesi. Yani ayda 10 bin dolar. Ayda 10 bin dolar. Bunu dile getirdi. İçişleri Bakanı bunu dile getirdi ama bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Açıklama yapmayı da reddetti. Gazeteci arkadaşlarımız da fazla bir üstelemediler, zorlamadılar. Dolayısıyla bu geçiştirildi. Sadece bir baskı unsuru olarak bakanın sözünde kaldı bu. Ama bir mesajdı. Yani ben bunu biliyorum. Hatta bunun gibi başka şeyler de var demeye evet, getirdi. Ve şöyle bir şey de dedi. Yani orada gazetecilerden bir tanesi sordular. Kendiniz sordu zaten. Sorduğu da tek önemli bir soru oydu o arkadaşın. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz diye bir soru sordu. Yani hissetmiyorum dedi. Bunun cevabını yarın alacaksınız dedi. Gerçekten de o cevap ertesi gün geldi. Ertesi gün işte hem MHP Genel Başkanı Bahçeli ona desteğini beyan etti. Onu neredeyse kahraman olarak ilan etti. Hem de Erdoğan, ardından da Erdoğan, Soylu'ya desteğini ifade etti. Özellikle de salı günkü konuşmada çok geniş bir şekilde onun icraatlarını övdü ama
çok çarpıcıdır. Herkes de gördü. Soylu'yu, Soylu'nun hazırladığı videoyla, belgelerle övdü. O belgelerde ne diyordu? Çok çarpıcı. Süleyman Soylu son 5 yıllık, yani kendisinin göreve geldiğinden bu yana olan süreci anlatıyordu ve o süreç içinde işte yaptığı başarıları, terörle mücadele, suç örgütlerine, mafyaya karşı yaptığı mücadelede ne kadar başarılı olduğunu ve işte iktidarı nasıl kurtardığını, nasıl sorunlardan kurtararak belli bir çizgiye getirdiğini neredeyse onu söyledi. Enteresandır. Erdoğan da meclisteki konuşmasında yine bu 5 seneyi, son 5 seneyi sanki daha önceki yıllarda AKP iktidarda değilmiş gibi son 5 seneyi ortaya koydu ve son 5 senedeki başarıları dile getirdi. Yani inanılmaz bir şey. Çok yani AKP'nin tarihini kendi İçişleri Bakanlığı'na başlama tarihiyle aynı yere çekti. Evet, ve ondan önceki İçişleri Bakanlığı'nın, ondan önceki icraatları neredeyse hani bütün bu gelişmelerin sorumlusu olarak ilan etti. Böyle bir anlayış, inanılmaz bir anlayış. Ama tabii belli ki belli bir mesaj vardı ve 3 hafta sonra, hatta neredeyse işte 4 haftaya yakın bir süre yerinden kımıldamayan, ağzını açmayan Erdoğan ve Bahçeli, ikisini beraber katmak lazım. Bu konuşmadan sonra ağzını açıyorsa bunda ciddi bir şey var demektir. Yani ciddi bir mesaj verildi ve bu mesaj hedefini buldu. Bu mektup hedefini buldu ve o hedef çerçevesinde de iki lider kalkıp Soylu'yu desteklemek zorunda kaldılar. Desteklediler demiyorum. Evet. Ben zoraki desteklediği inancındayım. İkisinin de. Ama bu herhalde parti içinde başka sorunlara yol açacak ki Erdoğan daha çatışmalı bir sürecin hedefini göstererek kendi içindeki çatışmayı da bastırmak istedi. Evet, tabii. O aslında Meral Akşener'e ilişkin yaptığı açıklama da yine bununla çok yakından ilgili bir şey. Yani hem sen de yazdın, senin söylediğin şey var. Önümüzdeki sürecin çok daha sert olacağını gösteren bir şey. Aslında Soylu'nun istediği gidişat bu. Çok sert, çatışmalı bir sürece gidilmesinden yana ve iktidar da bu şeye şimdilik gelmiş gibi görünüyor. Yalnız orada Meral Akşener'e yönelik yaptığı açıklama tabii aslında bir suç işledi. Yani bir muhalefet liderine şiddeti onayladı ve bunun aslında bakılırsa organize bir şey olduğunu ve bundan haberdar olduğunu beyan etti ve yani şöyle diyor, yani nasıl geldi benim memleketime, ne hakla gelir de bir şey böyle bir toplantı yapabilir diyor. Arkasından ne diyor? Orada dersini aldı diyor. Trabzon'a gitme cüretinde bulundu. Trabzon'a da gitti diyor. Yani ne cüretle, hangi şeyle gittiyse. Onu konuşacağız Koray, evet. Yani neyse. O da bununla ilgili bir olay. Dolayısıyla AKP içinde tabii buna karşı çıkışlar var. Bir sürü şeyler kulislerde ya da işte değişik kesimlerde açıklamalar var. Tabii en somut göstergesi de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, yani Soylu'ya bağlı olan bir memur nasıl bir açıklama yaptı. Dedi ki Soylu beni görevden alamaz. Çünkü Soylu onu eleştirmişti. Bu Peker'e verilen güvenlik koruma şeyiyle ilgili, hizmetiyle ilgili olarak. Beni görevden alamaz, almaya gücü yetemez filan gibisinden bir açıklama yaptı. Sonra da tekrar kendisiyle konuşan gazetecilere bu laflarımın arkasında duruyorum şeklinde bir yani şöyle bir şey tanık oluyoruz herhalde. İlk defa bir bürokrat bakana kafa tutuyor ve hala görevde kalıyor. Evet. Çünkü dediğim gibi yani bir gerçeklik yok ortada. Yani ne bir liyakat var, ne doğru dürüst bir iktidar var. Herkes herkesle ilgili bir takım şeyler tutmuş. Herkes herkesin gizli kapaklı bütün ilişkilerini biliyor, açıklarını biliyor. Dolayısıyla bu açık kimin elinde daha fazla bilgi varsa, belge varsa, kimin daha fazla açığı varsa ve arkasında yeterli destek yoksa ona göre gelişiyor her şey. Dolayısıyla işte güçler her an değişebilir. Yani şimdi müthiş bir güç savaşı var. Hem mafya içinde. Bir de şu var tabii, yani sen söyledin ya işte mafya ilişkileri vesaire. Devlet hizmetleriyle mafya iç içe geçmiş vaziyette. Neden? 90'lı yıllarda yani bugün anlamak istiyorsak aslında 90'lı yıllara bakmamız lazım. Geçtiğimiz programda da konuştuk bunu. 90'lı yıllarda mafya ile ortaya çıkan, yani Susurluk dolayısıyla ortaya çıkan
devletin mafyalaşması süreci. Yani şimdi deniyor ki ya 90'lı yıllarda meclis araştırması yapıldı, rapor hazırlandı, bunlar mahkemelere sevk edildiler, ceza aldı. Ama bu cezalar göstermelikti bir. İkincisi, bu devlet içindeki mafyalaşmaya karşı gerekli tedbirler alınmadı. Yani bunun arkası getirilmedi. Aslında çetenin tamamı ortaya çıkmış değildi. Dolayısıyla 27 Şubat'ta üstüne gelince o iş örtbas edildi. O işin örtbas edilmesi nedeniyle devletin çeteleşme süreci belki biraz geçtiğimiz yıllarda su yüzüne çıkmadı ama şimdi tamamen o yapı tekrardan ortaya çıktı ve gücünü gösterdi. Şu anda zaten bir süredir de bu iktidarın, bu koalisyonun ortağı olarak sürdürüyor varlığını. Ben şunu diyeceğim, Soylu da aslına bakılırsa bu çıkışıyla ben de bu koalisyonun bir ortağıyım ha, beni de şey yapmayın, gözden uzak tutmayın demek istedi. Evet. Yani bunu da konuşmamız gerekiyor. Peki İnci, şeyi sormak istiyorum. Yani 1990'lı yılların aktörleri bugün gene hayatımıza girdi. 1990'lı yılların çeteleriyle bugünkü çeteleri gene bir arada konuşur olduk. Yani nasıl bir yapı ki bu? Şimdi Kıbrıs'ta aslında meclis soruşturma kararı aldı Kutlu Adıl cinayetiyle ilgili. Türkiye'de ise hala tek bir hareket yok. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Biz Sedat Peker'in anlattıklarıyla yeni bir şey öğrenmiyoruz. Aslında bildiğimiz, farkında olduğumuz neredeyse işte 1950'lerden beri süre gelen bir yapılanma karşımıza bu kez daha net bütün makamlarıyla aradaki işleyişle özellikle Kutlu Adalı örneğinde çok net ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bununla ilgili hiçbir adım atılmamasını gayet makul buluyorum. Türkiye'yi yöneten bugünkü rejimi düşündüğümüz zaman. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Kutlu Adalı cinayetinde ortaya çıkan hiyerarşik yapı tam da bizim hep anlatmaya çalıştığımız, hep bahsetmeye çalıştığımız 70'lerde sola karşı, daha sonra işte 90'larda özellikle Kürt halkına ve Kürt halkına destek verenlere karşı. Yani bugün yine Davutoğlu'nun ve Süleyman Soylu'nun birbiriyle örtüşen ifadelerinden anlıyoruz ki barış sürecinin sona erdirilip savaş politikalarına geri dönmede hep bütün mesele, bu yapının var olmasını sağlayan temel mesele aslında Kürt meselesi ve tüm her dönemde o günkü rejimin kendisine hedef seçtiği, bazen bu Kürt meselesine başka sol muhalifler ekleniyor. Ama sonuç olarak çok kronikleşmiş bir sorunun üzerinden çözümlenememesi için çözümlenmediği sürece bunun üzerinden dönen silah, uyuşturucu, fuhuş, kadın ticareti, bütün bunlar üzerinden dönen çok ciddi paralar ve artık bu paraların hatta inşaat, bundan vazgeçmeme ve aynı zamanda da tabii ki makamı koruyarak her tür hesap vermekten ve şeffaflıktan uzak bir rejim kanalıyla bu trafiği, bu bahsettiğim kriminal bütün alanları kontrol etmeye çalışma. Ortaya çıkan tabloda bunların çatışmasından geçiyor. Ama bence ıskaladığımız bir şey var ki Sedat Peker'in bile altını çizdiği Kürt meselesinde. Bütün bu ortaya çıkan tablo içinde bence muhalefetin asıl üzerinde durması gereken solun, toplumsal ve siyasal muhalefetin, İYİ Parti'yi ayırıyorum, yapabilecekleri bir şey değil ki zaten umutsuzluğa sevk eden tarafı da o muhalefetin. Vatan millet dedikleri şeyin gerek Suriye'de Sedat Peker'in ipucunu verdiği
Birazdan ona da ilişkin bir şey söyleyeceğim. Hem de yurt içindeki bütün o ırkçılığı, milliyetçiliği köpürten söylemlerin altında nasıl bir suç örgütünün gizlendiğini ve bu suç örgütünün hesap vermemek için göze alabileceklerini görüyoruz. Ya özellikle bunun altını çizmek ve kamuoyuna bu fırsattan faydalanarak ortaya çıkan bütün bu suçların aslında iktidar içi bir çatışmanın ötesinde, kriminal bir olay olmanın ötesinde temel bir sorun üzerinde yükseldiğini anlatmak üzere çok ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütün bu yolsuzlukların, bütün bu fakirliğin, yoksulluğun ve bu hak ve özgürlüklerin hem doğuda hem batıda bunca gasp edilmesinin altında hep aynı sorunun var olduğunu anlatma görevi olmalı muhalefetin. Şimdi Kutlu Adalı'ya gelirsek, Kutlu Adalı meselesinde çok önemli bir şema çıktı karşımıza. Ve işin ilginci, herkes de bir parçasını doğruluyor. Nedir? Şimdi Hasan Kundakçı, Barış Kıbrıs'ta Barış Kuvvetleri Komutanı, Kor General. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ı arıyor. Evet. Bakın Kürt meselesinin nasıl kullanıldığına ilişkin aynı zamanda ve Gladio yapısını çok iyi anlatan. Emniyet Genel Müdürü, bir kor general, Barış Kuvvetleri Komutanı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar arıyor ve diyor ki Kıbrıs'ta PKK cirit atıyor. Bunun üzerine Mehmet Ağar, MİT görevlisi ve aynı zamanda Özel Harekat Ekmeni Korkut Eken'i görevlendiriyor. Korkut Eken niçin orada olduğunu bizim bildiğimiz ama kendilerini hala gizlemeye çalıştığı bir mafya elemanını, bir tetikçiyi yanına alıyor ve burada başka bir şeyi de görüyoruz, bağlantıyı, nasıl kullanıldığını bunları. Onu da yanına alıp Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta bunlara yardım eden ve gerekli araç gereci sağlayan, ağırlayan kim? Kıbrıs Sivil Savunma Daire Başkanı Albay Galip Mendi. Peki Albay Galip Mendi o sırada kime bağlı? Pardon, yanlış söyledim. Korkut Eken daha sonra, Korkut Eken'in rolü çok önemli ve kabul ettiği kısmı da önemli bence. Üstünde durması gereken bir kabul içinde kaldı. Yine 87'nin sonuna kadar Hasan Kundakçı'yla birlikte çalışıyor Korkut Eken. Hasan Kundakçı adını nereden biliyoruz biz? Hasan Kundakçı 86 yıllarında Özel Harp Dairesi Başkanı. Yani bizim Gladio deyince ilk aklımıza gelen yer zaten orası. Evet. Aynı zamanda 93-95 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı yapıyor. Ve bu dönemde Washington merkezli Uluslararası İnsan Hakları Gözlem Evi'ne bizzat katıldığı işkenceler askerler tarafından, aynı zamanda silah kaçakçılığı vesaire de var. Bizzat orada görev yapmış, ismi gizli tutulan askerler tarafından anlatılıyor. Ve aynı zamanda yine Hasan Kundakçı'nın olduğu dönemde şüpheli bir suikast var. Hatırlayacaksınız, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın öldürülmesi. Lice'de. Evet, Lice'de. Evet. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda kontrgerillanın nasıl bir yapı olduğunu işte çok net görüyoruz Kutlu Adalı meselesinde. Niye Kıbrıs'ta aslında PKK operasyonu değil, işte Barnabas baskını, orada kaybolan çeşitli bahsedilen iddialar var, altınlar, incil vesaire. Ya da silah. Silah, evet. Şimdi bütün bu kendi çıkarlarına ve hukuk dışı yollarla işte servetlerine servet katma ya da maddi açıdan zor durumdaki iktidara hukuk dışı yollardan kaynak sağlama gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.
ama hepsinin altında yatan ve hepsini kamufle eden topluma dönüp ancak bunlar iç ve dış düşmanlar, işte düşmanlar yüzünden biz bu haldeyiz, bize milli birlik falan diyerek askerler şehit cenazeleriyle milliyetçiliği ve ırkçılığı körükleyerek ne yazık ki bugüne kadar geldi bu yapı. Aktörler zaman zaman geri çekildi, zaman zaman değiştirildi ama bir yapı olduğu gibi duruyor. Bir kısmı emekli oldu ama şimdi mesela bunun başında Hasan Kundakçı yok da kim var bilmiyoruz. Galip Mendi'nin yerinde kim görev almış onu da bilmiyoruz. Ama bugün ortaya çıkan bu isimler bizim için hiçbirinin yeni değil. Çatlı'yla yine bu generallerin fotoğrafları, Sedat Bucağ'ın hatırlayacaksınız o kaybolan daha sonra ortaya çıkan bir kısmı ortaya çıkan çantasındaki fotoğraflarda yine Çatlı'nın yalnız Mehmet Ağar'la falan değil bir sürü generalle de fotoğrafları vardı. Yani bu yapı varlığını koruyor. Yalnız şu bugüne ilişkin şöyle bir fark var. O zamanki mekanizma, bu kontrgerilla mekanizması kendi devlet aklının belirlediği sınırların dışına çıktığı zaman tasfiye edilebilecek güce sahipti. Şimdi böyle bir güç yok çünkü tasfiye edilecek demek doğru değil. Ancak sindirilebilecek ya da yani bir ölçüde geriletilecek. Tasfiye edilmedi hiçbir zaman. Radyo yapısından bahsetmiyorum Koray. Gruplardan bahsediyorum. İşte zaten onlar tasfiye edilseydi bugüne gelmezdik yani. Bunlar olmazdı. Neyse yani evet geri çekiliyor zaman zaman. Evet. Aktörler değiştiriliyor. Yapı evet. Kendisini koruyor onu söyledim zaten. Ama burada şöyle bir fark var. O kadar iç içe geçmiş ki iktidarla artık birbirlerine şantaj yapabilecek kadar, birbirlerine güç gösterisi yapabilecek kadar ortaklaştıkları çok ciddi bir suç yığını var. Yani kullandıkları elemandan ortak oldukları eleman aşamasına geçmişler. 90'lı yıllardan farklı evet. Olarak görünen bu. Artık öyle evet. Çünkü başka türlü bir İçişleri Bakanı kendi görev sahasında olan şeyleri şantaj aracı olarak kullanamaz. Eğer bu suçsa gereğini yapar, yapması gerekir. Suçluyu örneğin bahsettiği Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan milletvekilini söylemem diyemez, bilgi saklayamaz. Şu anda suç işliyor aslında. Doğrudan yargıya teslim etmesi gerekiyor evet. Tabii. Zaten işlemiş suçu, şimdiye kadar gizli tutmuş bunu. Bir şey daha ekleyeyim. Sedat Peker'e gelince bu iş nereye gider? Pazar günü Sedat Peker'in yapacağı açıklamanın niteliğine bağlı. Sedat Peker Suriye'deki silahlardan bahsederse başka bir tablo. 17-25'ten bahsederse başka bir tablo. Uluslararası uyuşturucu trafiğinden bahsederse başka bir tablo çıkacak karşımıza. Ona göre göreceğiz. Son mesajlarından birinde Sedat Peker bir kolunuzu bir bacağınızı mecazi anlamda kopartacağım diye atmıştı zaten. Evet. Pazar günü merakla bekleyeceğiz. Hangi kol hangi bacak nereden kopacak evet, diye. İşte bütün mesele o. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Yapılan anketler de onu gösteriyor. Yani bir ülke düşünün ki bir İçişleri Bakanı ile bir suç örgütü lideri arasındaki çatışmada halkın büyük bölümü suç örgütü liderini daha inandırıcı buluyor. Ve İçişleri Bakanı'na daha az inanıyor. Ya şu böyle bir vahamet olabilir mi yani? Gelinen noktaya bakar mısınız? Ve Sedat Peker'in suçlamalarına da, diğer gelen suçlamalara da ne yanıt verdiyse İçişleri Bakanı hepsine herkese itiraz etti ve yalanladı. Bir kısmını Sedat Peker yalanladı, bir kısmını Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Kuruluşları yalanladı. Bu ama arada başka bir yalan daha çıktı ki Eser Hocam o konuda da geçen gün... Artı gerçeğe yazmıştı. Şimdi Sedat Peker'in suçlamalarından biri Binali Yıldırım'ın oğlunun yeni uyuşturucu trafiği için Venezuela'ya gittiği iddiasıydı.
İşte Binali Yıldırım bir iki komik açıklama yaptı. Yani önce iş bakmaya gitti, maske götürmeye gitti, test kiti götürmeye gitti diye. Sonra yeni olanaklar aramaya gitti falan dedi ama sonuç itibariyle kendini savunurken Süleyman Soylu dedi ki pandemi vardı dedi. 2016 Haziran'da Türkiye'ye gelmek üzere olan 4.9 tonun Türkiye'de hangi adrese geleceğine ilişkin araştırma yapmak üzere pandemi nedeniyle ekip gönderemediğini söyledi. Fakat bu sırada da aslında eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu gayet elini kolunu sallayarak Venezuela'ya gitmiş. Şimdi soracağım, siz de bunu yazmıştınız da bu kadar hukuksuzluk önce nereye yansıyor diye. Yani Türk Devleti'nin diye sormuşsunuz. Yani büyükelçisi yok mu orada, gidip bu adresi öğrenemedi mi diye. Şimdi bütün bu süreci bunları yan yana koyunca nasıl bir hukuksuzlukla, hukukla bağını kesmiş bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız? Vallahi çok doğru bir saptama. Fakat İnci'nin söylediğine katılıyorum. Yani ortada pek yeni bir şey yok. Yani şimdi burada herkese sorayım. Belki bizler birazcık daha İnci ve Erkek oranları daha tecrübeliyiz diyeyim. Yani yeni bir şey duyduk mu? Yeni bir şey öğrendiniz mi? İki şey öğrendik mesela. Bir, eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşarı'nı AKP'li bir vekilin ricası üzerine Sedat Peker'in karakolda dövdürdüğünü öğrendik. O fındık fıstık ya. İki, Hürriyet Gazetesi baskınının gene AKP'li bir milletvekilinin talebi üzerine Sedat Peker tarafından organize edildiğini öğrendik ama mesela. Yani bunların arkasında da tek bir isim hocam, üçüncü önemli bir konu var. Mesela bir üçüncü önemli konu var. Korkut Eken talep edince Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'i tetikçi olarak Korkut Eken'in yanına verip Adalı cinayeti için Kıbrıs'a gönderdiğini öğrendik. Ama mesela şu bakımdan söylüyorum. Mesela KKTC'de meclis nasıl adlandırılıyor? O soruşturma mı açıyor? Araştırma mı? Bir komisyon kurulması için bir çalışma yapıyor. Yani niye yapıyorlar bunu? 96'dan beri bilmiyorlar mıydı bunu? Ben 5 Temmuz 96 gecesi maalesef KKTC'deyim. Yani o gece Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü 5 Temmuz gecesi KKTC'lerin. CTP beni o gümrük birliği dönemiydi. Kıbrıs'ı nasıl etkileyecek falan diye bir konuşmaya çağırdı beni CTP. Ve akşam gece yapılıyor konuşma. Bizim tam konuşmanın ortasında Kutlu Adalı'nın cinayet haberi geldi. Ne konuşma kaldı, ne bir şey kaldı tabii. Yani herkes oraya gidildi. Yani ben o geceyi yaşadım orada. Ama daha bir saat sonra gidenler döndüler. Bir yerde bir şeyler yiyorduk. Şimdi bir kere tetiği kimin çektiği söylendi. Nitekim o kazadan da, özür diliyorum. Yani o cinayetten de 6 ay sonra o ismi geçen kişi de bir araba kazasında öldü. O tetiği onun çektiği o gece biliniyordu. Yani ben cinayetten bir saat sonra o masada onun ismi geçti. Korkut Eker'in de adı geçti. Yani bütün bunları onun etrafında şey yaptığın, o da geçti. Güngör Mendil'in ismini hatırlamıyorum ama oradaki sivil, yani o şey Kıbrıs Mukavemet Teşkilatı'nın devamı olarak faaliyet gösteren oradaki o sivil savunma teşkilatının da adı geçti. Yani ve bunun adını geçenler de sokaktaki birisi entelektüeller değil, CTP. Evet. Yani bir dönem sonra iktidara geldiler. Cumhurbaşkanı oldu Mehmet Ali Talat. Mehmet Ali Talat da akşam oradaydı bizle beraberdi. Yani ortada bilinmeyen hiçbir şey yok. Ama bir şekilde nasıl bir şeyse Kıbrıs'ta dahi şeye geçinemiyor. Ama tabii Kıbrıs hele öyle bir yer ki, yani Türkiye büyük bir yer. Kıbrıs küçücük bir yer. Herkes herkesi tanıyor. Yani orada herhangi bir şeyin bilinmemesi diye bir şey söz konusu değil Kıbrıs'ta. Bir de Kıbrıslar bu tür şeyleri konuşmayı da çok seviyorlar. Herkes birbirini tanıyor. Yani orada bilinmeyen hiçbir şey yoktu. Onun için yani bir kere bunu bir söyleyeyim. Ama tabii Kıbrıs meselesi açılmışken bilmiyorum, aranızdan itiraz edenler de olabilirler. Ama ben ifade özgürlüğü hakkımı kullanmak istiyorum. Beni bağışlayın. Tabii, estağfurullah hocam, buyur. Ondan sonra bu Kıbrıs meselesi denen meselenin üzerinde bütün bu tekrar mesela o neydi adamın ismi şey mi? Falyalı, evet. Bu Falyalı meselesi üzerinden falan bütün sisler puslar dağılıyor. Kim ki? Çok küçük bir iyi niyetli saf grubu dışarıda bırakıyorum. İyi niyetli bir
Kim ki Kıbrıs'ta işte Kıbrıs bizimdir, şeye karşıyız, Rumların oyunu bu falan diyorsa o uyuşturucu kazancından para alıyor. Objektif ya da subjektif olarak. Çok net söylüyorum. Ama bunu yani uyuşturucu işi yapıyor demiyorum. Ama uyuşturucu işi adada bir şey yaratıyor. Ne derler? Bir ekonomi yaratıyor. O ekonomide mesela kumar, işini yürütüyor. Kumar, daha kumar çok ve araba kara para. Uyuşturucu, kumar ve kara para. Aklama. Yani kendisi bu işin içinde olmasa bile adamın lokantası var mesela. Bildiğimiz lokantası var. O lokantası daha iyi iş yapıyor mesela. O da bunun kara para sayesinde olduğunu biliyor. Ya hatta hocam şöyle, Anadolu'nun çeşitli kentlerinde, ilçelerinde büfeler vardı. Onlar orada, yani Türkiye'de Kıbrıs üzerinden bahis oynatıyorlardı. Kaçak bahis oynatıyorlardı. Herkes nemalanıyordu oradan. Kıbrıs meselesini yani 30 yıldır çok yakından izliyoruz. Ondan sonra. Dolayısıyla yani kim ki Kıbrıs'ta her dönem seçimlerde, referandumda, şurada, burada şeye karşı çıkmışsa, çözümden yana değilse, o bir şekilde oradaki o kara para trafiğinden objektif ya da sübjektif olarak çıkar olan birisidir. Bu çok netleşti. Yani buradaki bütün sisler, puslar dağıldı. Ha biz bunu 30 senedir söylüyoruz ama tabii muazzam bir şeyle karşı karşıya kalıyorduk. Yani hücumla karşı karşıya, yıldırmayla karşı karşıya kalıyorduk ama yavaş yavaş zaman şeyi ortaya çıkarıyor. Bu önemli bir şey. Onun da bir hikmeti var. Türkiye'de denen yapı Kıbrıs'ta çözüme mesela, karşı çıktı başından itibaren. Bir daha söyler misin Koray? Türkiye'deki derin devlet dediğimiz yapı tabii. Kıbrıs'ta çözüme karşı çıkan yapı. Oradan kaynaklanıyor ve şu anda da karşı. Türkiye'deki karşı olanlar işte onların yani onu karıştırmıyorum. Bir kısmı safçı ama onun dışında da bu hikaye belirleyici. Yani buradan tabii bir de Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili bir şey söylüyorum. Mesela şimdi iki devlet diye bir tez var ya, yeni gelen Cumhurbaşkanı'nın işte şeyinde ortaya atılan. Bunu savunamazlar. Çünkü eskaza böyle bir şey olmaz ama bir devlet, iki devlet kurulsa ve Avrupa ve dünya bizim kurduğumuz devleti tanısa ne olur biliyor musun? Bütün sistem çöker. Çünkü ne demek tanınmak? Oraya o adanın uluslararası hukukun parçası olması demek. Evet. Yani bütün hikaye burada. Şu adayı, gözünüz önüne adayı bir getirin bakın. Ada nerede? KKTC nerede? Ve orada Interpol giremiyor. Düşünebiliyor musunuz? Uluslararası hukukun hiçbir yaptırımı işlemiyor. Bir tarım bakanı vardı. Yani ben çok iyi bildiğim için söylüyorum bunu. Direğe çıkan bir Rum'u vurdu tabancasıyla. Evet. Herkes biliyordu. O tarım bakanı adadan çıkmadı. Arda sırada kaçak olarak Ankara'ya geldi gitti. Onu da gizli geldi gitti Ankara'ya. Çünkü Ankara'da Interpol bir şey yapabilir diye korkuyordu. Adada kaldı. Kimse müdahale edemiyor. Katil de belli. İşte yani, İngiltere'de tamam, yolsuzluk yapan Asil Nadir oraya gitti. Orada kurtardı. Evet. Yani dolayısıyla şu andaki adadaki çözümsüzlüğü bu kara paracılar olabildiğince sonsuza kadar sürdürmek isteyeceklerdir. Ve bunun temel nedeni de uyuşturucudur, kara paradır, kumardır, başka şeydir. Bu çok netleşti. O bakımdan da yani bundan memnun olmuyorum tabii ama bunun görülmesinde de fayda var diye düşünüyorum. Şimdi söylemek istediğim şey şu, yani tabii Kıbrıs'ta bu çürümenin bir parçası maalesef. O dünyanın en güzel yerlerinden birisi Kıbrıs. Deniziyle, tarihiyle, mutfağıyla falan. Dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Ama çürümeden Türkiye'de payını alıyor. Şimdi biraz söylediniz. Şimdi bir bürokrat bakanı azarlıyor. Diyor ki hani sıkıysan al beni diyor. Ama o bakan da Cumhurbaşkanı'na posta atıyor. Evet. Eğer iş diyor şey olursa diyor, tırmanırsa diyor, unutmayın azdan az çoktan çok gider diyor. Bu ne demektir ya? Böyle ben bu Türkiye bu deyimi de ilk defa duydum hayatımda. Daha önce bilmiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Azdan az çoktan çok gider dedi. Ya güçsüz olanlar güçlüye karşı söylüyorlar yani, bunu. Evet, yani sonuç olarak sen daha çok kaybedersin demeye getirdi. Herkes evet. Ne biliyorsa ucundan bir şey. Ya böyle bir çürüme düşünebiliyor musunuz devletin şeyini? Çürümenin boyutunu. Ama mesela biraz önce sen açtın konuyu. Ya Bogota'da ben de merak ettim. Hani bazı yerlerde büyükelçiliğimiz olmuyor. Bogota'da koca bir büyükelçiliğimiz var. Ece Öztürk isimli bir hanımefendi de büyükelçi şu anda orada.
Yani 2000 Haziran'da o muydu büyükelçi bilmiyorum. O kadarına bakmadım. Ama orada bir büyükelçiliğimiz var. Şimdi orada Kolombiya Narkotik Müdürü tweet attı. Şeyi tebrik etti. Kendi personelini tebrik etti. Ve ne dedi? Bu Türkiye'ye giden bir gemide dedi 4.9 ton. Ha, bir de şunu söyleyeyim. 1 kilo eroinin fiyatı ne kadardır arkadaşlar? Hani şey yapmak için söylüyorum. 1 kilo eroin yaklaşık 50 bin avrodur. 1 kilo eroinin fiyatı 50 bin avrodur. Bakın 1 kilonun orada söz konusu olan 4.9 ton. Nereden bakarsanız bakın yarım milyar dolara yaklaşan bir büyüklükle karşı karşıyayız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü buraya geldikçe de fiyatı artıyor. Kokain o oradaki... aynı zamanda hocam. Eroin de değil o. Tabii kokain diyorum. Pardon. Eroin mi derim? Bağışlayayım. Kokain fiyatı bu. Bir kilo kokainin fiyatı 50 bin avro. Özür diliyorum. Büyük, yani yarım milyar dolara yaklaşan bir büyüklükle karşı karşıyayız. Peki oradaki o büyükelçi, o kokain, oradaki narkotik müdürünün bu kendi personelini kutladığı şey sonrası bir şekilde başvurup devletten tabii aldığı şey talimat sonucunda gidip de o konşimantodaki adresi özel kişi ya da tüzel kişi kime gideceğini öğrenmemesi mümkün müdür ya böyle bir şey? Onlar bayıla bayıla verirler bu bilgiyi ona. Çünkü Kolombiya'da bundan çok şey yapıyor ve orada devletin içinde bir bölüm ciddi mücadele ediyor şeyle. Ve bu mücadele sonucu da farkla şeye geldiler. Barış anlaşması imzaladılar. Farklı. Evet. Tamam, yani bu en büyük en önemli bir tanesi de Kolombiya'daki bu şeyi bitirmekti. Yani kokainle mücadele meselesinde çünkü farklı mücadele olduğu sürece o iş bitmiyordu. İmkan yoktu. Aynı bizdeki gibi. Bizde neden çözümsüzlük? Bizde neden çözümsüzlük savunuluyor Kürt meselesinde? Bunun altında da başka şeyler tabii var. Savaşın arkasına gizlenerek uyuşturucu kaçakçılığına, silah kaçakçılığına, hırsızlığa talana kadar her şeyi yapıyorlar. İnsan kaçakçılığına kadar. Tabii. Dolayısıyla şey, yani ne olur mesela çok basit bir örnek vereyim. Bütün bunları konuşuyoruz ama çürümüşlük artık böyle paçalardan akıyor. Yani Arnavutköy değil. O da Boğaz'daki Arnavutköy değil ama orası değil tabii. Yeni Arnavutköy yani. Evet. Orada belediye 42 milyon TL'lik bir şey açmış. Bir ihale açmış. O 42 milyon TL'lik ihaleyi alan kişi Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın kardeşi. Yani şimdi arkadaşlar yani bu, her şeyin bir şeyi var diye Türkçe'de bile. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın kardeşi bir ihale alıyor. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ve kardeşinin babaları da ne iş yapıyor? O da devlet, Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu üyesi. Kim kimidir? Şu duruma bakın ya. Duruma bakın. Devlet Denetleme Kurulu üyesi babaları da. Evet. Yani ha şunu diyesiniz. Yani adam canım ticaret özgürlüğü var. Herkes yap. Ha o kadar değil. Herkes de her şeyi yapamaz. Sen orada kardeşin bakansa senin bakanlığınla ilgili üstelik çevre ve şehircilikle ilgili bir belediyenin açtığı ihaleye giremezsin. Yani. Ticaret Bakanı da ticaret özgürlüğü vardı hocam. Rezalet diyorum işte yani bunun mesela çok az konuşuldu. Bak Türkiye çok ilginç bir yer. Bir kez daha sen sizinle konuştuk konuyu galiba. Şimdi bu Erkam Yıldırım. Tamam götürdü mü getirdi mi eroin mi yapıyor şu bunu konuşuyoruz haklı olarak tabii konuşulacak. Ama hani bu bir iddia diyelim. Ben de şey davranayım. Bu bir iddia. Kanıtı yok elimizde. Dolayısıyla ispatlanana kadar masumiyet karnesi geçerlidir. Şudur budur diyelim. Ya arkadaş neresinde bir ticaret bir ulaştırma bakanının oğlu ulaştırma işi yapar ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sadece oğlu değil bütün aile yapıyor hocam. Ulaştırma bakanının oğlu ulaştırma işi yapıyor. Ve bütün aldığı gemiler ve kurduğu şirketler 2002'den sonra yani babasının ulaştırma bakanı olduğundan sonra edinilmiş bir servet. Ya şeye gerek yok. Oraya hakikaten maskadayı götürse. Gül suyu götürse bugün Taksim'e döktükleri gibi. Ne olur? Ya şimdi bir ulaştırma bakın oğlu ulaştırma işi yapıyor ya. Böyle bir şey var mı dünyada ya? Sağlık Bakanı belki sağlık bu işi işleri, yapıyor. Bu işleri yapabilmek için şey ulaştırma yapıyor. Bakanlığına tercih ediliyor. Ama bunu bilemeyiz ki belki tam da bu. Haklısın ama ben soruyu bir şey daha götüreyim. Bir tık mı deniyor şimdi öyle bir tabir var. Bir tık daha ileri götüreyim. Ya mesela bu mesele 2019 İstanbul seçimlerinde niye konuşulmadı? Bak ben bu sorunun cevabını bilmiyorum.
Evet. Ben kampanyayı yönetseydim CHP adına, aday oldu şeye karşı, İmamoğlu'na karşı Binali Yıldırım oldu. Ya sen nasıl bir ulaştırma bakanısın? Oğlun ulaştırma iş yapıyor. Sen baştan pisliğe bakmışsın. Sen nasıl İstanbul'u yönetebilirsin diye bu konu gündeme gelmedi mesela. Bu bir tık daha çıktığı zaman benim de yanıtını bilmediğim bir soru. Çok anladım. Tamam hocam, sonunda geliyoruz program. Evet Erkin, tamam. Bir güne de yazmışsın meğer mesele beka değil kokoymuş diye. Sonra onu biraz bir kademe daha ileri getirdik. Şöyle dedik. Ahirette din iman, dünyada kokoyun liman dedik. Tam da karşılığı tam da bu işin karşılığı budur. Ben de biraz bağlamından koparmadan izin verirsen Sedat Peker bize ne gösterdiği toparlamak isterim. Anlatıldı. Hı hı. Ya ben ne gördüm sizden genç bir gazeteci olarak ve Susurlu'da ondan öncesinde daha yarım yamalak kaydeden biri olarak. Bir kere şunu gördüm. Halının altında çok büyük bir pislik var Türkiye'de. Yani bunu net olarak gösterdi. Çürük ahlak ve suçun üzerinde oturuyoruz biz. Bu çürümüşlükle Türkiye bir daha tesis etmeye çalışılırsa çöker. Bunu net görebiliyoruz. Bürokrasiden devlete kadar bir kan banyosunun etrafa sıçradığını görüyoruz. Bugüne kadar Suriye'de olduğunu aktarıyorduk. Bir kere daha şimdi Kıbrıs'a da gittik. Bu kan banyosunu gördük. Siyasette parti işlerine kadar büyük bir çamur kürüne bulaştığını görüyoruz Türkiye'nin. Ve şimdi Binali Yıldırım'ın da talihsizliği, bir parantez açarak eklemek istiyorum. Gelecek hafta çok önemli evrakları koyacağız. Binali Yıldırım'la da ilişkin evrakları sen da koyacağız. Sen de Sedat Peker'e benzedin ha. Koyacağız. Yani biz yani belgemiz sağlam olmadan konuşmayız. Bunu da izleyicilere bir şey yapalım. Şimdi talihsiz açıklama şu. Birleşmiş Milletler bir anda bir rapor yayınlıyor. Diyor ki Venezuela'ya diyor maske ve salgın malzemesi kapsamında uyuşturucu sevk ediliyor diyor. Dolayısıyla Binali Yıldırım aslında ne yazık ki doğruyu söylemiş oluyor. Şimdi talihsizlik mi, beceriksizlik mi bu ayrıca tartışılır. Başka bir şey daha gördük aslında. O da şu bana kalırsa. Devlet rutinin içine hiç girmemiş. Yani rutinin dışına ara ara çıkmamış. Rutin içinde hiç olmamış. Yani benim gazetecilik geçmişimden beri böyleydi de eskiden sizden okuduklarımızdan da ve bu bilgilerin çok pekiştiği net olarak görülüyor. Fakat şöyle bir şey eklenmiş bugüne gelirken bu faaliyetler çığ gibi büyümüş. Yani hep denir ya klişe mafya, devlet, siyaset. Biz şunu da görüyoruz ve belki de Metin Külünk üzerinden görüyoruz, belki de Sedat Peker üzerinden görüyoruz, belki de paramiliter çeteler üzerinden görüyoruz. Cihadizmden, radikalizmden görüyoruz. Bu devlet, siyaset, mafya üçgeni beşgen olmuş. Tarikatçılık ve cihadizm de eklenmiş. Sedat Peker'in anlattıklarının bir bölümünde var. Daha tehlikeli bir yere gitmiş yani işler. Şimdi yine bir maniyle devam edeyim. Biraz Turan, biraz Kur'an ama hikayenin büyük bir kısmı dolarmış aslında. Ve geçmişten gelen Türkiye öyküsünü biz bugünlerde pekiştirdiğimizde aslında bakın 2019'da yapılan bir haber bize Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu göstermiş. O haber şu, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın ses kayıtları düştü. Çok kısaca okumama izin ver abi. Şöyle diyor, bu bize devletin nasıl teslim alındığını gösteriyor. Herkes hatırlayacak bunu. 95'te Tilki Selim olarak bilinen Selim Işık'ın görüşmesi. Van'da otelde teybe almış Selim Işık Yeşil'le görüşmesini. Şöyle diyor, Yeşil, narkotikten sorumlu bir kanalımız var diyor. Bir de İstanbul kanalı var diyor. Senin İstanbul'da da çok adın geçiyor diyor.
İstanbul kanalını sustur diyor. Sana ileride bir hesap numarası veririm. Sen onlara bir miktar çıkart da onlar sussun diyor. Sen yalnız yemediğin zaman da çok çok rahat hareket et diyor. Yani aslında bir savaş bölgesi görüyoruz. Savaş bölgesinde bir rant düzeni görüyoruz. Ve buradan beslenen tabiri caizse ve Yeşilçam ağzıyla kötü adamlar görüyoruz. Türkiye tam da bu eksen üzeridir şimdi. Ne gördük başka? Şimdi Türkiye büyük bir belgeler çağına girdi. İşte herkes anlattı. Herkes belge toplamış. Herkes maalesef çünkü Türkiye'ye zarar verecek bu iş. Herkes punduğunu bekliyor. Bu belgeleri kendi hesapları için kullanmak üzere. Elbette bu belgeleri kamuoyu yararına kullanacak kişiler de olacak. Tabii kavganın büyük olduğunu gördük ama çok katmanlı bir kavga olduğunu gördük. MHP ile AKP, Erdoğan'la Süleyman Soylu ve AKP çatısı altındaki klikler kavgası. Ama işin trajik tarafı hepsinin birleşip de halka savaş açtıklarını gördük. Halkla kavgalı olduklarını gördük. Ve senin yazdığın yazı bana göre de Erdoğan o aklındaki programı öne çekti. Çünkü çok sıkıştı. Nedir o öne çektiği program? İki mesaj verdi o konuşmasında, yani çok mesaj verdi de kamuoyuna yönelik ve muhalefete yönelik iki mesaj verdi. Birinde benim aklımda çok seçim konusu öyle netleşmiyor artık dedi. Bundan böyle dedi. Ve dedi bundan sonra muhalif olan tüm kişiler makul şüphelidir. Gerektiği biçimde de adlarını bildirmek mümkündür dedi. Şimdi bekleyeceğiz. Sedat Peker'in dokuzuncusunu bekleyeceğiz. Bakalım ne diyecek. Şimdi İnci programının sonuna geliyoruz. Bu süreç, şimdi pazar günü de bir açıklama daha bekleniyor. Sedat Peker'in ifşaatlarıyla başlayan, itiraflarıyla başlayan bu süreç nereye doğru evrilecek önümüzdeki günlerde? Ne bekliyorsun? Gerek AKP içinde, gerek Peker'in suçlamaları doğrultusunda toplumun diğer kesimlerine yönelik olarak. Yani çok ciddi bir aralarındaki çatışma, iktidar içindeki çatışma şu anda biraz sanki durulmuş gibi görünse de dediğin gibi Sedat Peker'in pazar günü yapacağı açıklama bunu çok başka yerlere taşıyabilir. Ama burada bizi çok yakından ilgilendiren... Sedat Peker'in söyleyecekleri gerçekten bizi ilgilendiren kısmı şu. Biz bu kanatlar arasında Sedat Peker'in hangi tarafta olduğunu ve bu Avrasya ve NATO aynı zamanda kavgası şu anda hem Soylu yıpranmış durumda hem de öteki kanat yıpranmış durumda. Bizi büyük ihtimalle sindirmeye çalışacaklar. Zaten söyledi bunu ama ben hiçbir zaman iktidarın bizi toplumu bir iç savaşa sürükleyecek bir riski göze alacağını sanmıyorum. Ama Sedat Peker'in yaptığı, daha önce yaptığı gibi korku iklimi meselesi tekrar canlandırmak için bir takım suikastler, bir takım patlamalar olabilir. Ama burada muhalefete düşen bir iş var. Yani başında söylediğim şey oydu. Davutoğlu'nun söylediği, Süleyman Soylu'nun da itiraf ettiği gerçek şu ki Kürt meselesinin çözülmesine izin vermeyecekler. Vermemek için Avrasya ekibinin müdahalesiymiş meğerse bütün mesele. Evet. Şimdi bu kadar ortaya çıktıktan sonra bundan sonraki Avrasya, NATO ve aynı zamanda bunların kendi aralarındaki güç ve makam mücadeleleri hangi aşamaya kadar gelir ve topluma nasıl yansır onu bilmiyorum. Bilemem. Fakat şu kesin, bu iktidar çok zayıfladı artık ve gerçekten bir teyelle artık birbirlerine tutunuyorlar ve mecburlar zaten buna.
Eğer muhalefet partileri gerçekten hep söylediğimiz gibi, birincisi bu Kürt meselesinin aslında bir nasıl bir üstünde yükseldiğini, bu mafya ve Gladio'nun bunu anlatabilse keşke topluma, onun için dedim bunu fırsat bilerek. Bu korku ikliminden toplumu çıkaracak, cesaret verecek ve güven aşılayacak bir açıklama birlikte yapabilseler. Yani hem seçim sürecine ilişkin, propaganda ve çalışma sürecine ilişkin, hem de sandık güvenliğine ilişkin. Çünkü bu kez koskoca Türkiye'de sandık güvenliğini sağlamak çok daha zor olacak. Yani bu toplumsal ve siyasal muhalefete aslında çok büyük bir fırsat doğmuş durumda. Keşke bunu kullanabilse. Riskli bir süreç olacak kesin, hepimiz bunun farkındayız zaten. Ama yeniden çiziyorum altını, Sedat Peker'in söyleyecekleri, ne tarafta yer aldığını ve kavganın nasıl seyredeceğini daha net gösterecektir bize. Peki İnci, bize katıldığın için çok teşekkür ederim. İlk bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Koray, seninle devam edeceğiz ikinci bölümde. Gene bu kaotik Türkiye'nin seçimleri, tehditleri üzerinden devam edeceğiz. Yani Türkiye'de korku iklimi ve buna karşı yapılacakları konuşacağız ikinci bölümde de. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. İlk bölümün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.